Adalet devleti yönetenlerin hizası altında kaldığı takdirde hapı yutar. Niye? Güç de onların elinde. Benim söylediğim doğrudur. İtiraz edenler haksız ve suçludur. Vur kafasına. Orada adalet olmaz. Orada huzur olmaz. Orada barış olmaz. Önce ülkemizde bizim bir araya gelebilmemizin şartlarını anlatmaya çalışıyor. Huzur ve barış için çalışacağız. Fikir ve düşünce inanç hürriyetine imkan sağlayacağız. Bunun tesisi içinde adaleti üstün tutacağız. Adalet mülkün temelidir demişler. Bunun emaresi nedir? Devletin düzgün işlemesi, millete faydalı hizmet yapabilmesi ancak görevin ehil insanlara verilmesiyle mümkün. Siz ehil insanları göreve getirmezseniz problemleri çözemezsiniz. Bir hastaneye gittiniz, doktorlar kendi görevleriyle ilgili olan sahaya bile bilmelerine rağmen kıyısından köşesinden az çok müdahil olmazlar. Arabanız bozuldu, ille de sizin gibi düşünmese bile işin ehli bir usta ararsınız. Hastanız var, Türkiye'de yoksa Amerika'ya kadar bile hastanızı götürürsünüz. Ne için? Çünkü ehil insana görevi verirseniz o iş güzel olur, faydalı olur. Ama maalesef ehliyete, liyakata önem verilmediği zaman hiçbir problemi çözemezsiniz. Bizim bugün maalesef en çok şikayet ettiğimiz hususlardan bir tanesi bu. Liyakat ve ehliyet. Bunu sağlarken de mutlaka yönetimde bulunanların şeffaf olmaları icap eder. Şeffaflık yönetimin ayrılmaz bir parçası olmak mecburiyetinde. Yeri gelmiş insanlar halifelerin arasında en sert olan Hazreti Ömer'in karşısına çıkmış hesap sormuş. Niye? Mutmain olmak için. Bizde kimse kimseden hesap soramıyor ki. Milyarder olmuş. Nasıl olmuş? Ben bilmek isterim. Soramıyorum ki. Sorsam kaç para? Kimse hesap vermek istemiyor ki. Onun için şeffaflık yönetimlerin olmazsa olmaz özelliği olmak mecburiyetinde. Şeffaf olmadan ülkeyi yönetiminin dürüst olup olmadığını bilemeyiz. İşin ehline verilip verilmediğini bilemeyiz. Peki o nasıl olacak? Denetlemeye açık olacak iktidar. Kim denetleyecek? Bir, düşünürler, fikir sahipleri, siyasi parti mensupları, gazeteciler, yazarlar. Onlar iktidarı denetleyecekler, hesap soracaklar. Niye bunu böyle yaptın diyecekler. Vay sen bana nasıl bu hesabı sorarsın diyemez iktidar arkadaş. Derse bir yerde bir yeniği vardır manasına gelir. Olmaz öyle bir yaklaşım. Öbür taraftan da resmi kurumlar, Sayıştay gibi kurumlar var. Onlar da fiziki olarak iktidarı denetlerler. Denetlemezlerse olmaz. Sayıştay'ın her sene bir raporu çıkar. O rapor bütçe plan komisyonuna gitmeden bütçe görüşülemez. Bunu biliyor musun? Sayıştay diye bir kurum var. Osmanlı'dan kalmış. Bu kurum her sene bir rapor hazırlar. O raporu başbakana, cumhurbaşkanına göndermez, meclise gönderir. Meclisteki plan bütçe komisyonu bunu inceler, sonra hükümetin getirdiği yeni bütçeyi bununla birlikte gündeme alır. Bizde şimdi son 50 senedir hiç Sayıştay raporları görüşülmüyor. Olmaz arkadaş. Sadece bu iki iktidar için söylemiyorum. Olmaz. Bu resmen var, yazılı. Bunlar mutlaka bir ülkede barışın olması, problemlerin çözülmesi, huzurun sağlanması, kalkınmanın teminat altına alınması için şart. Bunun arkasından çok kısa ama çok kapsamlı, bu söylediklerimizi de içine alan bir ahlak mefhumu var. Güzel ahlak. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Müslüman komşusu dememiş. Sevdiğin, komşu, akraban, taallukatın dememiş. İsterse senin hasmın olsun, isterse başka bir inanca sahibi olsun. Onun derdiyle dertlenmek senin boynunun borcu. Muhterem arkadaşlarım, biz bu prensipleri kenara atamayız, bırakamayız, dikkatimizden uzak bir noktaya koyamayız. Dürüstlük, yetim hakkı, biz bunlardan vazgeçemeyiz. Kamu malına sahip çıkmak. Yolsuzluğa imkan vermemek, rüşvet alıp vermemek, israf etmemek. Bunun gibi size 50 tane madde sayarım.